Merhaba arkadaşlar. Üçüncü testimize devam ediyorum. M 0 ile 7 arasında olmak üzere demiş. Hangisi doğrudur? Şimdi 0 ile 7 arasında M'yi 3 sayısı kabul etsek. Y'ne yazdığımız zaman 3 eksi 7'den burası eksi 4 olacak. Şimdi en dıştaki mutlağı yapıyorum. Öncelikle içerisini yaptığımızda eksi 4 olduğu için bu içerisinin M eksi 7'nin negatif olduğunu öğrendik. O zaman bu içerideki küçük mutlaktan dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacaktı. O zaman nedir? Eksi M artı 7. Burada bir eksi 7 var ve dışarıdaki mutlak. M, burada 7'ler zaten gitti. Cevabımız buradan eksi M geldi. Eksi M'nin mutlak dışarıyı da M olarak çıkacak. İkinci sorumuzda X büyük Y, Y büyük 0 demiş. 2 olsa burası 3 olsa. Şimdi Y'ne yazdığımız zaman bir kere mutlak Y demiş. Y zaten pozitif bir sayıydı. Dışarıya o zaman yine aynı şekilde Y olarak çıkacak. Yani burası şu anda ne oldu? X artı mutlak Y dışarıya Y olarak çıktı. X artı y ifadesi. Zaten ikisi de pozitif olduğu için dışarıya nedir? Burası artı olduğu için olduğu gibi çıkacaktır. Yani dışarıya x artı y olarak çıkar. Paydaya baktığımız zaman 2x. X pozitif olduğu için burası da pozitif. Y zaten pozitif. O zaman ikisi de dışarıya yine olduğu gibi çıkacaklar. 2x kendisi olduğu gibi çıktı. 2x diye artı 2 katsayısı var. Mutlak y de dışarıya y olarak çıkacak. Baktığımız zaman x artı y bölü burasında iki parantezin x artı y dersek sadeleşir. Burası da 1 bölü 2 gelir. Evet, üçüncü sorumuzda a'nın negatif olduğunu söylemişiz. Sıfırdan küçük. O zaman a negatif bir sayısı, mesela eksi 2 gibi bir sayıysa içerideki ifade negatif olduğu için dışarıya nedir? Eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Yani eksi a olarak çıkacak. Şimdi eksi mutlak a'yı inceleyelim. İçerideki ifade a zaten eksi 2 idi. Önde de eksisi var, artı 2 oldu. Yani nedir? Şu anda bu ifadenin pozitif olduğuna karar verdik. Pozitifse o zaman ne diyoruz? Mutlak içerisindeki ifade dışarıya aynen çıkıyordu. Yani eksi a olarak çıktı. Buraya kontrol ediyorum. X yerine, pardon, a yerine eksi 2 yazdım. Eksi 4, eksi 3'ten eksi 7. Yani burası negatif. Buraya da bakalım. 3 eksi eksi 2'den 5 gelecek. Yani burasının pozitif olduğunu öğrendik. Burası eksi ise eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi 2a artı 3. Burası pozitif olduğu için normalde aynen çıkacak. Ama arada da bir eksisi var. Bu işlemin eksisini yazdım. 3 eksi a. Düzenleyelim. Eksi 2a bölü eksi 2a artı 3. Eksi 3 artı a oldu. Eksiyi dağıttım. Eksi 2a bölü 3'ler gitti. Buradan eksi a kaldı. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 2 geldi. Dördüncü sorumuzda x'in eksi 3 ile 2 arasında olduğunu söylemiş. Herhangi bir arada değer almam yeterli. Sıfır değeri aldığımızı düşünelim. X yerine 0 yazdığımızda burası 3, yani pozitif. Pozitif olduğu için dışarıya aynen çıktı. Burada bir mutlak daha var. Buna dikkat edelim. Biz öncelikle şuradaki mutlağı çözdük. Dışarıya x artı 3 olarak çıktı. Artı x eksi 7 var. Ve burada bir mutlak daha var. Dışarıda da bir eksi 4'ümüz var. İçerisini düzenlersek 2x eksi 4 geldi. Dışarıda da bir eksi 4 var. Kontrol ediyorum tekrar. X yerine 0 yazdığımız zaman burası eksi 4 olacak. Yani negatif oldu. Negatif olduğu için eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Eksi 2x artı 4 geldi. Burada bir eksi 4'ümüz vardı. 4'lerimiz gitti. Buradan da cevabımız eksi 2x geldi. Beşinci sorumuzda x'in sıfırdan küçük olduğunu, yani mesela eksi 2, y'nin de sıfırdan büyük olduğunu, mesela 3 değerini verdik. X eksi x, şimdi x zaten eksi 2, eksi ile çarpıldı artı 2 oldu. Yani burasının pozitif olduğunu öğrendiğimize göre aynen çıkarıyorduk. Yani içeride eksi x olduğu için eksi x olarak çıkarttım. Y değeri zaten pozitif. Onu da aynen çıkarttık. Arada eksi işaretimiz var. Bu kısma bakalım. Y 3 verdik. X'e eksi 2 verdik. Önde de eksi var. Artı 2 oldu. Artı 3. Yani nedir? Burasının pozitif bir sayı olduğuna karar verdik bu iç kısmın. O zaman ne diyoruz? Bu ifade mutlaktan dışarıya olduğu gibi çıkacak. Bu eksi zaten işlemin eksisiydi. Bu ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Eksi x artı 3 şeklinde. Buradaki eksiği dağıtalım. Y'lerimiz gider, x'ler gider. Buradan da cevabımız eksi 3 gelir. Altıncı sorumuzda m ve n'nin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. M 2 ise n de 3'tür o zaman. Pardon, tam tersini yazmamız lazım. Sıfırdan küçük olduklarını söylemiş. Burası eksi 1 ise o da ondan küçük. Eksi 2 şeklinde vermemiz lazım. Bunları değil. Şimdi m artı n'yi kontrol ettiğimiz zaman m ile n'yi toplasak eksi 3. Yani burası negatif. Eksi 2 n'ye baktığımız zaman şurada inceleyelim. Eksi 2 n değerimiz zaten eksi 2 idi. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından 4 geldi. Yani burasının pozitif olduğunu bulduk. Şöyle işaretleyelim. Burası pozitif.
N eksi mi? N değerini eksi 2 vermiştik. Arada eksi var. Eksi 1. Buradan da eksi 2 artı 1'den sonuç yine eksi 1. Yani burası yine aynı şekilde negatifmiş. M değeri de zaten negatifti. Şimdi bakalım burası eksi, içerisi eksi olduğu için eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi M, eksi N. Arada bir eksisi var. Bu ifadeyi de olduğu gibi çıkart demiş. İçeride zaten eksi 2N şeklindeydi. Arada artı var. Bu ifadeyi de eksiyle çarparak çıkart demiş. O zaman nedir? Eksi N artı M şeklinde. Paydaya baktığımız zaman N, arada eksimiz var. Bu ifade içerisi eksi olduğu için eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Yani eksi M olarak. Düzenleyelim. Eksi M, eksi N artı 2N, eksi N artı M bölü burası da N artı M şeklinde. Eksi N, eksi 2N oldu. Artı 2N'ye gitti. M değerlerimiz de gitti. Buradan direkt cevabımız 0 geldi. Evet. 7. sorumuzda z kaçtır demiş. Şimdi x değerini vermiş bize. Öncelikle y'yi bulacağız, sonra z'ye gideceğiz. Y eşittir. Şimdi x iç ifadesini mutlak içerisine al demiş. 1 eksi kök 3 eksi 1. Bunu yorumlayalım. 1 mi daha büyük, kök 3 mü daha büyük diye bakıyorum. Ve kök 3 daha büyük olduğu için, önde de eksi olduğu için bu ifadenin eksi olduğunu biliyorum içeride. O zaman dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacağı için eksi 1 artı kök 3 olacak. Bir eksi 1'imiz daha var. Buradan kök 3 eksi 2 y'nin sonucu olacaktır. Aynı şekilde z'nin içine mutlak içerisinde y'yi yazıyorum. Artı kök 3 var dışarıda. Bakalım şimdi burada karelerini aldığımızda 2'nin daha büyük olduğunu biliyoruz. Önde eksisi olduğu için burası eksi olacak demek ki içerisi. Yani eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi kök 3 artı 2. Dışarıda bir artı kök 3 vardı. Kök 3'ler gitti ve cevabımız 2 geldi. 8. sorumuzda denklemini sağlayan x değerlerinin toplamını istemiş. Şimdi ifade eşittir 1 dediğine göre bu tarz soruları en dıştan başlıyorum. Öncelikle en dıştaki mutlağın içerisinde kim var ona bakıyorum. Buradaki ifadenin tamamı yani 3 eksi mutlak x eksi 1 ifadesi 1 olabilir. Ya da 3 eksi mutlak x eksi 1 ifadesi eksi 1 olabilir diyorum. İçerideki ifade bir artılısına bir eksilisine eşit olacak. Burada yine mutlaklığı tek başına bırakmaya çalışacağız. 1'i karşı tarafa alalım. 2 eşittir mutlak x eksi 1 geldi. Bunu öncelikle çözelim. Buradan yine aynı şekilde devam ediyorum. Başa döndüm. X eksi 1 ifadesi 2 olabilir. X eksi 1 ifadesi eksi 2 olabilir diyorum. Buradan x eşittir 3 geldi. Buradan da x eşittir eksi 1. Buradan devam edelim. Eksi 1'i bu tarafa aldık. 4 eşittir mutlak x eksi 1 oldu. Buradan da x eksi 1 ya 4 olabilir diyeceğiz ya da x eksi 1 eksi 4 olabilir. X 5 gelebilir. Buradan da x ne olabilir? Eksi 3 olabilir diyoruz. Buradan değerlerimizi kontrol ettiğimizde değerlerin toplamını istemiş. Bunların toplamı 2. Bunların toplamı 2. 2 ile 2'nin toplamından da cevabımız 4 gelir. 9. sorumuzda eşitsizliğini sağlayan çözüm kümesini istemiş bizden. Şimdi bu ifadenin tamamının sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. İki sayısı her türlü pozitif. Bu ifadenin negatif olabilmesi için artının eksiye bölünmesi lazım. O zaman burasının negatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani mutlak x eksi 3 ifadesi sıfırdan küçüktür ama sıfıra eşit olamaz. Payda sıfıra eşit olmayacağı için. Sıfırdan küçüktür dedik. O zaman şöyle yapabiliriz. Mutlak içerisindeki ifade sıfırdan küçükse eğer olabilecek değerlerde neler var ona bakabiliriz. Mutlaklı bir ifadenin sonucunun biz mutlaka pozitif olduğunu biliyoruz. Her türlü dışarıya pozitif çıkacak. Ama bize bu içerideki ifadenin bu ifadenin tamamının daha doğrusu sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Ama böyle bir şey mümkün olmayacağı için o zaman çözüm kümesi nedir? Boş küme olacaktır. 10. sorumuzda durumların hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi fa eşittir 2a. O zaman biz a yazdığımızda cevabımız 2a olacaksa bu fonksiyonda yerine yazıyorum. Mutlak x dediğimiz ifadeye a yazdığımız zaman fa ifadesi nedir? Burası a zaten x dediğimiz ifade. Artı a'dan cevabı 2a gelecek demiş. Şimdi a sıfırdan büyük olduğunda bu işlem doğrudur. Neden? Çünkü eğer a sıfırdan büyükse mutlak x dediğimiz ifade direkt dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani a olarak çıkacak. A olarak çıktığına göre direkt nedir? A artı a'dan 2a'ya ulaşırız. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinciye baktığımız zaman a sıfır olduğunda yani nedir? A sıfır olduğunda f sıfır değeri sıfır artı sıfırdan yine sıfıra eşit gelecek. İkincisi de doğrudur. A negatif olduğunda mutlak x içerisindeki ifade eğer a yazıyorsak içerisine dışarıya eksi x olarak çıkacağı için mesela şöyle diyelim. A sıfıra eşit olduğunda sıfırdan küçük olduğunda a değerini yazdık.
X ifadesi yine aynı şekilde A olarak gelir ama mutlak X içerisindeki ifade A negatif olduğu için dışarıya eksi olarak çıkacaktır. Yani eksi A olarak çıkacak ve cevap sıfır olacaktır. Ama hiçbir şekilde o zaman nedir? Bu şartı sağlamayacağı için üçüncüsü doğru olamaz deriz. Cevabımız 1, 2 olur. 11. sorumuzda. Şimdi iki taraf da mutlak ifade verdiyse bize bu sorunun sonuçta her türlü ikisinde pozitif olduğunu biliyoruz. En pratik yolu iki tarafın karesini almak olacaktır. Bunun karesini aldığımızda 4x kare eksi 4x artı 1 gelecek. Bunun karesini aldığımızda 16x kare artı 40x artı 25 geldi. A artı b'nin karesini aldık. Bunun formülünü biliyoruzdur. Baktığımız zaman şimdi 4x kareyi karşı tarafa attık. 12x kare kaldı. Eksi 4x'i bu tarafa aldık. 44x geldi. 1'i buraya aldık. 24 geldi. Eşittir. Bu tarafta da kalmadı 0. Şimdi ifadenin hepsini 4'e böldüğümüz zaman 3x kare artı 11x artı 6 eşittir 0 gelecektir. Bizden x değerlerin çarpımını istemiş. İkinci dereceden denklemlerle kökler çarpımımız nedir? C bölü A diyorduk. Yani 6 bölü 3'ten cevabımız 2 gelir. 12. sorumuzda mutlak A eşittir. Mutlak 2B demiş. B'nin alabileceği değerler toplamını istiyor. Bunu şöyle de yazabiliriz aslında. Mutlak A eşittir. 2'yi dışarı yazabiliriz katsayı olduğu için. 2 mutlak B şeklinde de kalabilir. Şimdi buradaki mutlak A gördüğümüz yere bunu yazalım. 4B eksi 2 mutlak B eşittir 6. Hatta hepsini 2'ye bölelim. Daha sade gözüksün. Eksi mutlak B eşittir 3. Buradaki mutlak B'yi tek başına bırakacak olursak. Mutlak B karşı tarafa attım. Eşittir. 2B eksi 3 geldi. Şimdi içerideki ifade buna eşit olduğuna göre demek ki şöyle söyleyebiliriz. 2B'ye eşit olduğuna göre ya bunun eksilisine ya da artılısına eşittir diyeceğiz. B eşittir. Ya 2B eksi 3'e eşittir. Ya da B buradaki ifadenin eksilisine eşittir. Yani eksi 2B artı 3. Aynı şunun gibi yapıyorum. Mutlak x eşittir 2 ise x 2'dir ya da x eksi 2'dir dediğimiz gibi. Burada aynı şekilde B eşittir bunun artılısına bir de B bunun eksilisine eşittir şeklinde verdik örnek olarak. Burada B'yi bulmaya çalışalım. Karşı tarafa attık. B eşittir 3 geldi. Burada da 2B'yi bu tarafa alalım. 3B eşittir 3'ten B değerimiz de buradan 1 geldi. Şimdi bizden B'nin alabileceği değerler toplamını istemiş. Değerleri kontrol etmemiz lazım. B'nin 1 olduğu durumda yerine yazdığımızda mutlak A değerimiz 2 gelecektir. Burada yerine yazdığımızda B 1 olduğunda 4 eksi mutlak A 2 eksi 4 eksi 2'den cevap 6 olmayacaktır. O yüzden de B'nin 1 olma ihtimali yok. B'nin 3 olma ihtimaline baktığımız zaman yine yerine yazdığımızda mutlak A buradan 6 gelecektir. 4B dediğinde 12 geldi. Eksi mutlak A 6 buradan cevabımız 6 geldiği için B'nin 3 değeri için sağlar deriz. 13. sorumuzda ifadesi en küçük değerini aldığında demiş. Bu ifadenin en küçük değerini alması demek onun olabileceği nedir? 0 olmak zorundadır. 0 ise o zaman direkt 3x eksi 2y ifadesini 0'a eşitlemek zorundayım. Buradan 3x eşittir 2y olacaktır. Şöyle yapabiliriz. X gördüğümüz yere 2'nin bir katını, y gördüğümüz yere 3'ün katını yazarsak bunlar eşit olacak. Burada da o zaman yazıyorum. 3 çarpı y gördüğüm yere 3k yazdık. Eksi 2 çarpı x gördüğümüz yere 2k yazdık. Paydağı da x artı y'den 5k gelecek. Burası 9k eksi 4k bölü 5k'dan. Yani cevap buradan 5k bölü 5k olacağı için 1 gelecektir.